Özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince bize ait olan şeyler bizim rızamız olmaksızın eğer ki kamusal bir menfaati yoksa paylaşılamaz. Başkaları tarafından da gizlenmesi hukuka aykırılık oluşturur. Bu aslında bizim doğamızda olan bir şey. Tarihsel süreç içerisinde insanoğlu her zaman kendi mahremini koruma ihtiyacı hissetmiştir. Bu işte kız arkadaşıyla olan ilişkisinden tutun, ailevi ilişkilerine, meslek sırrına, kendisine ait olan alanı hep korumak istemiştir. İşte ilk çağlarda bunu mağaralarda yaparken ardından ev kültürü, çadır kültürü, işte yerleşme kültürü bugüne kadar insanoğlu bunun muhafazasıyla geldi. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda takdir edersiniz ki insanoğlunun topluluktan uzaklaşması neredeyse imkansız. Şehirler milyonlarca hatta 10 milyonlarca nüfusa dayandı. Bugün İstanbul 20 milyona yakın insan yaşadığı bir yer. Böyle bir yerde de insanın özel hayatını, mahrem hayatını koruması oldukça zor. Bunun yanına bir de gelişen teknolojiyle beraber bizi tanımlayabilecek veri ya da bilgi dediğimiz kavramların arttığını görüyoruz. Şöyle ki önceden bir insanın kişisel verisi adı soyadı, babasının adı ve bulunduğu yerde. Ancak şimdi öyle değil. En basitinden telefonlarımızın ve bilgisayarlarımızın IP numarası, log kayıtları, TC kimlik numaramız, pasaport numaramız vesaire bizi tanımlayabilecek onlarca veri var. Verileri kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz biz. Yani kişisel veri dediğimiz şey bizi tanımlayabilen bir şey. Ancak bizi tanımlayan veriler arasında da yoğunluk bakımından bir fark yapmak, fark yaratmak gerekiyor. Şöyle ki benim adımın soyadımın bilinmesi, çalıştığım yerin bilinmesi ya da hadi TC kimlik numaranın bilinmesi beni çok rahatsız etmeyebilir. Ancak benim biyometrik veri dediğim ya da genetik veri dediğim aile yapım, soy kütüğüm ve genetik olarak karşılaşabileceğim rahatsızlıklar olarak adlandırabileceğimiz detaylı verilerim kanunda da özel nitelikli kişisel veri olarak adlandırılıyor ve kanun koyucu bu tür verilerin korunmasına daha çok önem veriyor. Yani şöyle söyleyebilirim bizi dinleyenlere, kişisel verilerimiz güvence altında, sistemler yani ülkeler tarafından korunuyor ancak kişisel verileri kanun koyucu ikiye ayırıyor. Yani birisini daha çok koruma altına tutuyor. Diğerlerini bizim basit rızalarımızla ya da bazen rızamız olmaksızın başkalarının erişimine açabiliyor. Yani en basitinden isim soy isim dediğimiz kavram. Yani bir gün ben Yasin Aydoğdu isminin herkes için paylaşılmasına müsaade ediyorum. Nerede müsaade ediyorum? Fakültemizin akademik personel sayfasında. Orada benim mezuniyet bilgilerim, eğitim bilgilerim, işte doğum tarihim hepsi yazıyor. Ancak benim 2006 yılında gerçekleştirdiğim ameliyata dair bir verinin paylaşılması, özel nitelikli kişisel verimin paylaşılması olur ve bunun korunması gerekir. Bu temel bir insan hakkıdır. Yani insan onuru, insan haysiyetinin korunması bunu gerektirir. Aslında konumuz da bu. İnsanların korunması, kişisel verilerin korunmasından kastımız. Tıpkı diğer hak ve özgürlüklerimiz gibi bu hak ve özgürlük de kutsal bir şey. Ve uluslararası sözleşmeler, anayasamız ve kanunla güvenli.